Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı yeni operasyonda gelişmeler ardı ardına geliyor. Batılılar bu harekata tepki gösterse de Erdoğan bu işte kararlı görünüyor. Çünkü artık kimsenin sözüne güvenmiyor. Kimseyle işbirliği yapmıyor. Çünkü hepsi sırtımızdan bıçaklıyor. Şimdi sizlere Suriye'deki önemli gelişmeleri aktaracağım. Artık her sabah gündem özel videoları atıp günün en önemli haberlerini sizlere aktaracağız. Bu yüzden kanala abone olup her sabah 11'de bildirim almak için bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Türkiye, iç savaşının başladığı ilk dönemden itibaren hem sivillerin can güvenliği hem de sınır emniyetini esas alarak Suriye içinde güvenli bölgeler kurulması teklifinde bulunmuştu. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın ilgisizliği sebebiyle Türkiye, bir dizi askeri operasyonla önce sınır aksındaki terör tehditlerini bertaraf etti. Ardından Halep, İdlib, Hama, Rakka ve Laskiye hattında 6 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin can güvenliğini sağladı. Diplomasi kaynakları, küresel aktörler Irak'ta 32 ila 36. paralelde sergilediği güvenli alan hassasiyetini Suriye halkından esirgemesi katliam dozunun artmasını sağladı. Bu aynı zamanda Türkiye'yi de bir yandan sınırda yuvalanan terör silahı, diğer yandansa mülteci baskısıyla zor durumda bırakmayı hedefleyen bir plandı. Ancak Türkiye kendi göbeğini keserek adım adım kendi güvenli koridorunu inşa etti. Yapılacak son operasyon Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacak değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'yi güneyden tehdit eden PKK terörüne karşı iki ülke arasında ilk kapsamlı anlaşma 1998 yılında yapılan Adana mutabakatı oldu. Türkiye'ye Suriye içinde 5 kilometre derinlikte operasyon imkanı sağlayan mutabakat, iç savaş sürecinde artan tehdit nedeniyle Türkiye tarafından 30 kilometreye çıkarıldı. Astana'da başlayan ve Soçi'de devam eden görüşmelerde Türkiye bu ısrarını sürdürdü ve İdlib'de bazı bölgelerde 65 kilometre derinliği bulan noktalarda askeri üsler kurdu. Soçi'de yapılan mutabakata binaen İdlib, Laskiye, Hama koridorunda müşterek devriyeler dönemi başladı. Serakıp Turamba'dan başlayan devriyeler dönem dönem bazı engeller ve saldırılara rağmen devam etti. Türk ve Rus askeri konvoylarının devriyeleri M4 karayolunun Halep-Laskiye güzergahında icra edildi. Öte yandan Türkiye'nin Amerika ile ilk ortak devriye mesaisi 1 Kasım 2018 tarihinde Membiç'te başladı. Amerikan güçleri kısa süre sonra Ruslara devrettiği Membiç, Aynisa, Ebu Rasin, Aynel Arap ve Kamışlı, Tel Rifat gibi PKK işgalinde olan yerleşim birimlerinde bu faaliyet Rusya ile gerçekleştirildi. Özellikle Ayn İsa ve çevresinde yapılan müşterek devriyeler yine M4 karayolunun doğu kısmında yapıldı. Münbiç ve Tel Rifat'ın terörden temizlenmesiyle birlikte Türkiye'nin 35 kilometrelik güvenlik şeridi hedefi de önemli oranda gerçekleşmiş oluyor. Sınıra paralel 600 kilometrelik şeridin Rasulayn Tel Abyad aksında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrol ettiği bölgelerin derinliği yer yer 35 ila 40 kilometreye kadar uzanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşama aşama devam edecek dediği operasyonların hedefi Rasulayn Malikiye arasında kalan 300 kilometrelik aksın da özgürleştirilmesi. Dışişleri kaynakları, sınırın temizlenmesi sonrası yeni terör bölgeleri inşa edilmemesi adına büyük diplomatik kanalların kullanıldığını, PKK ve benzeri terör yapılanmalarına yeni direnç noktaları tahsis edilmesine izin verilmeyeceğinin bütün muhataplara iletildiği bilgisini paylaştı. Günün en önemli gelişmelerinden biri şüphesiz Suriye harekatıydı. Suriye Milli Ordusu ağır ve hafif silahların kullanıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Suriye Milli Ordusu 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı. Suriye Milli Ordusu unsurları cephe hattında yaptıkları tatbikatta cephe hattındaki mevzilere konuşlanma taktiklerini çalıştı. Ağır ve hafif silahların kullanıldığı tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. Suriye Milli Ordusu dün de 2000 özel kuvvet askeriyle gerçek mermilerle tatbikat yapmıştı.
Günün bir diğer gelişmesi ise Yunanistan'a verilen nota oldu. Yunan Büyükelçi Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina'daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bakanlığa çağrılan Lazar ise Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi. Lazar ise adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı. Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazar ise gösterildi. Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazar ise bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi. Görüşmede Yunanistan'daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi. Terörle mücadelede etkili işbirliği beklentisi tekraren ifade edildi. Ayrıca Yunanistan'ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı. Günün bir diğer önemli başlığı ise Lübnan'ın Avrupa'ya çektiği mülteci resti. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Buhabib, Lübnan ve bölgedeki durumla ilgili Amerika'da gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına dair bilgi vermek için Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Buhabib, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, Avrupa'nın elinde Suriyelilerin Lübnan'a göçünü sonlandıracak herhangi bir yol haritası bulunmamasından dolayı Suriyeli sığınmacıları ülkemizde tutmak için Avrupalılarla işbirliği yapmayacağız ifadelerini kullandı. Lübnanlı bakan sözlerine şöyle devam etti. Suriyeli sığınmacılara ödeme yapan uluslararası kuruluşlar Lübnan'da onlara ödeme yapmayı bırakmalı. Ülkelerine döndükten sonra onlara kendi ülkelerinde yardım yapmalıdır. Sığınmacıların Lübnan'da kalmaya devam etmemesi gerektiği konusunda tam bir mutabakat içindeyiz. Lübnan, diğer ülkelerin yararını gözetmek için Suriyeli mültecilere artık ev sahipliği yapmaya güçlerinin yetmediğini 30 Nisan'da Birleşmiş Milletler'e iletmişti. Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaşın ardından yaşanan göçlerle Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 900 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Ancak Lübnan hükümeti bu sayının 1,5 milyon olduğunu ifade ediyor. Günün en önemli haberlerinden biri Özgür Özel'in cezaevi ziyareti oldu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Bakırköy ve Silivri cezaevlerinde 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davasının tutuklularını ziyaret etti. Özel, ziyaretlerinin ardından Bakırköy cezaevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gezi'den dolayı tutuklanan mücella yapıcı Mine Özer'den, Çiğdem Mater'i ziyaret ettim. Sabahleyinde Silivri cezaevinde Can Atalay, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay'ı ziyarette bulundum, dedi. Öte yandan açıklama yapılacak alandaki bazı kişiler kendilerine selam veren Özel'e tepki gösterdi. Bir vatandaş Özel'e, ortaklarınıza dikkat edin, sus diyemezsiniz, bu hakaret ne? Vatandaşım bana nasılsınız dediğin zaman ben kötüyüm, sizin yönetim tarzınızdan kötüyüm, ortaklarınızdan kötüyüm, davacıyım, şikayetçiyim, altılı yöneteceksiniz ya, yönetime adaysınız, ülkeyi yöneteceksiniz ya, dedi.